Merhaba, polinomlar videomuzun alıştırmalarına bakalım. Bir px polinomu var, bir dx polinomu var ve öyle qx ve rx polinomları bulalım ki px eşittir dx çarpı qx artı rx olsun diyor. Yani aslına bakarsanız demek istediği şey şu, px'i dx ile bölelim, kalanı ve bölüm kısmını bulalım diyor. Tamam, hemen yapalım. Polinom bölmesi yapacağız. Yani 8x üzeri 4 artı 6x kare eksi 3x artı 1'i 2x kare eksi x artı 2 ile böleceğiz. Şimdi buradaki amaç ne? Tabii ki bu 8x üzeri 4 burada bunu 2x kareyi bir şeyle çarparak tutturmak. 2x kareyi ben eğer 4 x kare ile çarparsam 8 x üzeri 4 yapar tutturmuş olurum. Gerisi önemli değil gerisiyle çarpacağım zaten 4 x kareyi onlar önemli değil. Önemli olan en baştakini tutturmak. Şimdi burası 8 x üzeri 4. Sonra 4 x kareyi eksi x ile çarparsam eksi 4 x küp ve artı 2 ile çarparsam artı 8 x kare. Ne yapıyorum? Normal bölmede olduğu gibi çıkartıyorum. Bunu çıkartmam demek bunların işaretlerinin değişmesi demek. Ve sonuçta 8x üzeri 4 eksi 8x üzeri 4 gitti. Burada ne var? 4x küp. Yukarıda hiç x küplü ifade yoktu. O zaman bizim 4x küp burada olacak. Sonra 6x kare eksi 8x kare. Buradan eksi 2x kare gelecek. Başka eksi 3x var yukarıda ve artı 1 var. Tamam şimdiki amacımız ne? en baştaki bakın bu sefer 4x küp olduğu için 4x kübü tutturacak neyle çarpalım? 2x kareyi. Tabii ki 2x ile. O zaman 4x küp yapacak çünkü. 4x kübü bulduk. Yine gerisini çarpıyorum. Eksi 2x kare ve artı 4x. Yine işaretleri değiştirdim. Yani çıkartma yaptım. 4x küpler gitti. Başka ne oldu? Bakın burada fazladan 2x kare eksi 2 x kare bunlar da gitti. Eksi 3 x eksi 4 x daha eksi 7 x artı 1. Artık bizim bu eksi 7 x artı 1 2 x kare eksi x artı 2 ile bölünmez. Ve burada kalacak. Yani bizim r x dediğimiz şey bu olacak kalan. Ve burada bu q x dediğimiz şey o da bu olacak. O zaman bizim px yani 8x üzeri 4 artı 6x kare eksi 3x artı 1 eşittir. Ne oldu? 2x kare eksi x artı 2 çarpı qx'i ne bulduk? 4x kare artı 2x ve artı rx'i ne bulduk? Eksi 7x artı 1. İşte budur. İkinci alıştırma. Dördüncü dereceden bir polinom bulun. Öyle ki kökleri eksi 3, 0, 1 ve 5 olsun. Aslında bu çok kolay. Bu dördüncü dereceden polinomumuz, diyelim ki px olsun o, x artı 3 çarpı x eksi 0 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5. Yani aslında şu x'i buradan alır, başa yazarsak x, x artı 3, x eksi 1 ve x eksi 5. Neden böyle yazdım? Çünkü kökleri böyle olsun diyorsa bunu sıfıra eşitlediğimizde zaten buradan direkt olarak kökler eksi 3, 0, 1 ve 5 gelecek. İşte bu kadar. Ve dördüncü dereceden neden? Çünkü bakın 4 tane x var çarpıldığında dördüncü dereceden olacak. Bu kadar basit bu. 6x küp eksi 19x kare artı 16x eksi 4'ün x eksi 2 ile tam bölünebildiğini gösteriniz demiş. Yani kalanımızın 0 olması lazım. Bölelim. 6x küp eksi 19x kare artı 16x eksi 4 bölü x eksi 2. Şimdi x'i ne ile çarparsam 6x küp yapar? Tabii ki 6x kare ile. O zaman burası 6x küp. Sonra eksi 2 ile 6 x kareyi çarptığımda eksi 12 x kare. İşaretleri değiştirdim. Yani çıkartma işlemini yaptım. Bunlar gitti. Buradan ne kaldı? Eksi 7 x kare. Artı 16 x eksi 4. Şimdi ne ile çarparsam x'i eksi 7 x kare yapar? Tabii ki eksi 7 x ile. O zaman eksi 7 x kare artı 14 x. Yine işaretleri değiştireceğim. Çıkartma yaptığım için bunlar gidecek. 16x eksi 14x 2x eksi 4. Şimdi 2x elde etmek için x eksi 2'yi 2 ile çarpıyorum. Ve 2x eksi 4 geliyor. Çıkarttığımda bakın bunlar gitti bunlar gitti 0 kaldı. Gerçekten de tam bölünebiliyormuş. Yani 6x küp eksi 19x kare artı 16x eksi 4 eşittir. x eksi 2 çarpı 6x kare eksi 7x artı 2. İşte bu kadar. Şimdi diyelim ki siz x küp eksi 1 gibi bir ifadeyi çarpanlarına ayıracaksınız. Burada işte x artı 1 çarpı diğer ifade ya da x eksi 1 çarpı diğer ifade miydi? Kafanız karıştı. O zaman hemen şunu deneyebilirsiniz. Yani diyelim ki böyle bir şeyi hatırlıyorsunuz. X kare artı X artı 1 ya da X kare eksi X artı 1 olacaktı bunun çarpanlarından bir tanesi. Ne yaparsınız? Hemen bölme yapıp hemen 2 dakikada gerçekten de hangisinin bunun parçası olduğunu bulursunuz. Çünkü eğer parçasına bölüyorsanız bunu kalanınız sıfır olacak tabii ki. Şimdi şununla yapalım. Bunu biliyoruz zaten. Bu aslında bu x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Bunu biliyoruz. O yüzden ben ötekiyle böleceğim. Bakın görün tam bölünmeyecek. x küp eksi 1 bölü x kare eksi x artı 1. Tabii ki x ile çarpmamız lazım. x küp eksi x kare artı x. Eksi artı eksi x küpler gitti. x kare kaldı. Eksi x ve eksi 1 kaldı. Ve şimdi bunu artı 1 ile çarpmam lazım. Değil mi? x kareyi tutturmak için. x kare eksi x artı 1. Çıkarttım. Eksi artı eksi. Bunlar gitti. x'ler gitti. Ama burada eksi 2 kaldı. Bakın tam bölünmedi. Kalanlı bölündü. O zaman bunun anlamı bizim parça x kare eksi x artı 1 değil. O zaman diğeri. Hemen bakalım x küp eksi 1 bölü x kare artı x artı 1. Bununla bölelim. Yine x ile x küp artı x kare artı x eksi eksi eksi. Bunlar gitti. Ne kaldı? Eksi x kare eksi x eksi 1. Ne yapacağım? Eksi 1 ile çarpacağım. Eksi x kare eksi x eksi 1. Bakın çıkartıldığında tamamen aynılar. O yüzden çıkarttığımda bakın işaretleri değiştirdiğimde hepsi gitti, sıfır kaldı. Yani demek ki bizim x küp eksi 1'in bir parçası x kare artı x artı 1'miş. Yani buradan da bizim bu hani o ezberlediğimiz formül geliyor. x küp eksi 1 eşittir x eksi 1 x kare artı x artı 1. İşte bu. Evet 5 numarada da böyle bir polinom var ama tam böyle sırasına göre yazılmamış. Bunu diğer bir polinomla bölüp bölüm ve kalanı bulunuz diyor. Önce düzgün yazmamız lazım. Şimdi bakın en büyük üslü x 2x üzeri 4 o başta. 2x üzeri 4 sonra artı 4x küp sonra eksi 5x kare sonra artı 3x ve sonra eksi 2. Bunu da yine böldüğümüzü de böyle x kare artı 2x eksi 3 şeklinde düzgün sırasıyla yazacağız. Şimdi bölebiliriz. Ne yapıyorum? 2x kare ile çarpacağım değil mi? 2x üzeri 4'ü tutturmak için. 2x üzeri 4 artı 4x küp eksi 6x kare. Eksi eksi artı. Şimdi topladım bunlar gitti. 4x küpler gitti. Burada eksi 5x kare artı 6x kare sadece bir tane x kare kalır. Artı 3x eksi 2. O zaman ne yapacağım bunu da? Şimdi artı 1 ile çarpacağım. Çünkü burası zaten x kare. Artı 2x eksi 3. Eksi eksi artı. Bunlar gitti. X artı 1 kaldı. Artı x artı 1. X kare artı 2x eksi 3 ile bölünmez. O zaman bu bizim için bölüm ölüm ve kalanı bulunuz diyor ya bu da bizim için kalan. Basit kesirlere ayırarak integral alma tekniğinde bu tarz böyle polinom bölmeleri yapacağız. Ve bakın şöyle yazmaya ihtiyacımız olacak. 2x üzeri 4 artı 4x küp eksi 5x kare artı 3x eksi 2 eşittir. Bu 2x kare artı 1 artı kalan x artı 1 bölü bu x kare artı 2x eksi 3. Bu formda yazma ihtiyacımız olacak. Bunu da aklınızın bir köşesinde kalsın diye söylüyorum. Altıncı soru ne diyor? x küp eksi k x kare artı 2 kx eksi 8 polinomunun bir çarpanın x eksi 4 olması için k ne olmalıdır? Yani demek istediği çarpanı eğer x eksi 4 ise o zaman tam olarak bölünmeli. Yani kalan sıfır olmalı. Bizden istediği şey o. Yani burada ne yapacağız? x küp eksi kx kare artı 2 kx alacağız. Eksi 8 bölü x eksi 4'e böleceğiz. Sonuçta bizim kalanın 0 olması lazım. Ama o kalan da buradaki bu k ile böldüğümüz için k'lı bir ifade olacak. Onu sıfıra eşitleyip k'yı bulacağız. Şimdi burada x kare ile çarptım. x küp eksi 4 x kare. Çıkarttım eksi artı. Bunlar gitti. Ne kaldı? 4x kare eksi kx kare o zaman şöyle yazacağım. 4 eksi kx kare diye Kolaylık olacak tabii ki. Artı 2kx eksi 8. Şimdi ne yapmam lazım? Bu 4 eksi k'yı tutturmam lazım. Ama bir de burada da x ile çarpıyorum. Bir tane de x koyacağım. Yani sonuçta 4 eksi k x ile çarparsam eğer 4 eksi kx kare olur. Çarptım. 4 eksi k x kare oldu. Diğeri ne oldu? Diğeri de bize buradan eksi 4 x 4 eksi k getirdi. Şimdi eksi artı dedim. Şunlardan kurtuldum. Ve ne oldu bakın? Şurayı bir açayım. 2 k x artı 16 x eksi 4 k x eksi 8 de iniyor aşağıya. Şurası eksi 2 kx artı 16 x eksi 8. Buradan da ne kalıyor? Bize x parantezine alırsak eksi 2 k artı 16 x oluyor. Eksi 8. Ve şimdi artık ne yapacağız? Yine bunu artı tam olarak bu eksi 2k artı 16 x'i tutturmak için eksi 2k artı 16 ile çarpacağız. O zaman ne olacak? Burası direkt eksi 2k artı 16 x ve eksi 4 ile de şu ifadeyi çarpacağız. Yine eksi 2k artı 16. Bakalım ne oldu? Şu eksi oldu. Bu artı oldu değil mi? şunlar gitti. O zaman ne kaldı? Bu bakın artı. Burada dikkat işaret hatası olmasın. Eksi 8K artı 16'yı 4 ile çarparsam 64 ve yukarıdan da eksi 8 geliyor. Yani ne oldu bize şimdi? Eksi 8K artı 56 kaldı. Burada. Şuradaki işlemin sonucunda. Bu artık sabit terim. Yani x'li yok bakın burada. O yüzden de x eksi 4'e bölünmez. Ve ne diyorduk? Biz bu kalanın sıfır olması lazım. O zaman bu sıfır olmalı. Eğer bu sıfır ise o zaman buradan k ne çıkar? 7 çıkar. İşte oldu. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.